Selam herkes, ben Valles. Merhaba arkadaşlar. Yan en iyi kanalın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Arkadaşlar, çok uzun bir eğitim verdim, okula bile ettim ve artık 14. bölüme geldik. Evet, 14'e kadar sayabiliyorum artık. Ama bazen unutuyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, en son biliyorsunuz önceki bölümde okyanus yapmıştım birazcık ve burayı birazcık daha 1,5-2 katı daha büyüttüm ve birazcık ışıklandırdım. Böyle bir yer oldu. Bu bölümde tam buranın ortasına kocaman bir ada yapacağız. Ciddiyet, gerizekalı. Yapamayacağımı düşünüyorsun Batuş? Baksana, Berk Mahmut izleyicisi bile hayran kalmış ve burayı izlemeye gelmiş. Merak ediyor, bakmaya gelmiş. Hayır! Git benden uzak dur. Ve arkadaşlar, bir video çekiyorken şu anda canlı yayındayım. Buraları da canlı yayında böyle yaptım. Eğer siz de katılmak isterseniz aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Her gün saat 17.00'da canlı yayında oluyorum. Arkadaşlar, artık gerçek bir hayatım yok. Minecraft'ta yaşamaya başladım. Hayır Batuş, gülme. Seni daha fazla vakit geçirdiğim için bu senin için güzel olur ama benim için güzel değil. Yani burayı 25 saatte falan yaptım toplamda. İlk gün 3 saat uyudum. Üstüne yayında falan çektim yaptım. Üstüne 4 saat uyudum. Yine yeni video çekiyorum size. Çünkü daha fazla survival videosu atmak istiyorum. Survival'da çok geri kaldık. Sadece 14 bölüm attık. Ve şu anda yeraltı kendi dünyamız var artık. Yeraltı şehrini geçtim artık. Ben buraya yeraltı dünyası yapacağım. Evet. Şimdi bu bölümde buraya bir ada yapacağız dediğim gibi. Ben bu okyanusu daha fazla burada büyüteceğim. 2 kat falan büyüteceğim. O yüzden şurayı ortası olarak sayıyorum. Şuraya bir yere okyanus yapacağım. Arkadaşlar, sunucuda en son ne gelişti onları bir göstereyim size. Ben işte bir okyanus yaptım. Bay Kaplumbağalar! Bay Kaplumbağaların hazinesi nerede, bana söyleyin. Bay Kaplumbağam arkadaşlar bu arada kaçmış. Bay Kaplumbağam aranıyor. Hazinede ne olduğunu buldum. Bay Kaplumbağam fake bitçilik yapıyor arkadaşlar. Evet. Hayır, onu öldürmeyin. Bay Kaplumbağam bulacağım. Bay Kaplumbağam kara parakladığı için şu anda saklanıyor. Ama onu bulacağım. Salak. Hayır Batuş, böyle söyleme. Hadi Batuş, like içerisine gidelim. Evet. Bak buraya nasıl çıktım. Artık çocukluk fotoğrafımdaki gibiyim Batuş. Artık okyanusların kralıyım ben. Ben deniz anasıyım. Yine güldüm Batuş. Batuş, senin mizan düşmüş. Ve arkadaşlar, önceki de 31 like istemiştim. Her şeyden başarılı bir şekilde böyle tepki etmişsiniz. Bakın bu videoya 31 like atacak mısınız? Hep like atın. Şimdi hep like atın. Like şelalesi. Gözümü kapatayım arkadaşlar. Aşağı hep like atın. Şaka yaptım. Ben Minecraft kanalı mıyım? Evet Batuş, Minecraft videoları atıyor ama Minecraft kanalı falan değilim. Biliyorsunuz geçen eğlence videosu attım. Ama siz görmediniz. Sadece ben izledim. Kendi videolarımı izlemeyi çok seviyorum Batuş. Her videomu 30 kere izliyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Ha, Berk Mehmet var burada. Ne yapıyor acaba? Lan ah! Arkadaşlar, ayağım kamera çarptı, yanlışlıkla full ekran oldu. Ama size bir şey söyleyeceğim. Prime Gaming'i duydunuz mu? Prime Gaming Amazon tarafından sağlanan inanılmaz bir platform. Ve Türkiye'de yeni lanse edildi. Ben uzun zamandır bunu bekliyordum. Çocukluğumdan beri. Videoda zaten daha fazla detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Açıklamadaki linkten de daha fazla detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve arkadaşlar, Prime Gaming Amazon Prime üyeliğiyle beraber ücretsiz bir şekilde geliyor. Ve 40'tan fazla oyun için bedava oyun içi içerik barındırıyor arkadaşlar. Ve bu muhteşem. Prime Gaming'e aboneyseniz aylık olarak ücretsiz bir şekilde bir sürü oyun indirebilirsiniz. Mesela Kasım ayında Rogue Heroes, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age ve çok daha fazla oyun bulunuyor. Bir de League of Legends'a özel oyuncu eşyalar da toplayabilirsiniz, claim edebilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak Prime Gaming'e kayıt olun ve ücretsiz droplarınızı şimdiden claim edin. Yani toplayın. Prime Gaming ile gücünüzü arttırın. Ben yaptım, harikaydı. Neyse, hadi oyuna devam edelim. Ne yapıyorsun? Çok korktum. Biliyorum korktuğunu. Çok korktum. Ve arkadaşlar, şöyle bir karar aldım. Biliyorsunuz ben Bay Kaplumbağa adamları burada esir tutuyorum ki Bay Kaplumbağa bana hazinenin yerini söylesin diye. Ve onların hepsini kendi okyanusuma götürme kararı aldım. Mesela burada gölde yaşıyorlardı ama artık benim kendi bir okyanusum olduğu için onları götürebilirim. Arkadaşlar, o kadar fazla kaplumbağa götürmenin tek bir yolu var. Onları tekneyle götüreceğim. Ve bana bir sürü tekne lazım olacak. O yüzden onu kimden alacağım biliyorsunuz. Kutsal denizlerin kralı. Bana bir sürü bot lazım. Sizin için yaptım. Okyanusa kaplumbağa sürüsü getireceğim ki Bay Kaplumbağa'dan hazine yerini öğrenebileyim diye. Of ya, sinirim bozuldu. Hayır, bir daha sinirinizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Tam kendim yapacağım. Başka bir yardımcı lazım Batuş. Başka birinin destek almamız lazım. Melih! Melih, yine Amerika'da mısın? Bana bo...
Hayır Batuş, gülmemeli ya. Milih, ne yapıyorsun? Amerika'ya yine gitme yolunu mu arıyorsun? Yine oyuncağı mı oynuyorsun Milih? Ama fazlasıyla oynuyorsun. Bana bot getir Milih. Amerika'dan kaçak olarak bot kaçakçılığı yaptığını biliyorum. O yüzden botlar ve oyuncaklar oynamayı çok seviyorsun. Milih, açıkçası Amerika'da bunu hiç beklemiyordum. Bu yaptığını beklemiyordum Milih. Green Card Milih, ölü Salih nerede Milih? Burada yine bu şarkı çalıyor Milih. Neyse, bana bu botu nereden bulduğunu söyle. Kafanı öyle oynatarak mı kazandın bu botları, öyle mi aldın? Hayır! Melih, sen bunu kazanmak için ne yaptın? Bu... Hayır Batuş, gülme. Melih onları yapmış olmaz, para kazanmak için de... Yapma Melih, bu da alışkanlık olmuş. Mesleki deformasyon. Neyse Melih, ben senin yaptığın işi yapmayacağım. Ben buradan gidiyorum. Beni korkutuyorsun bazen Melih. Oh, müzikten de kurtuldum. Kaplumbağayı aşağı etmek için botları kendim yapma... Aa, üzerinde odunlar var bile. Ama bu odunlar yeter mi ki? Neyse arkadaşlar, birazcık odun kazmam lazım şu anda. Ben azıcık bot yapmak için odun kazıp hemen geri döneceğim size. Arkadaşlar, birazcık odun kazdım, geri döndüm. Bunlarla şimdi Baykaplı ordusunu kendi okyanusumuza götürebileceğiz. Orayı 10 katına çıkarmam lazım. Hayat yok, hayat yok. Minecraft var. Sadece Minecraft var. Hayat yok. Evet, buraya getirmemiz lazım bütün Baykaplumbağaları. Usta uyuyor. Usta uyuyor. Çırak, ne yapıyorsun? Hayır Çırak, sakin ol. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sen uyurken sana bir şeyler yapmışlar sadece. Değil mi Batuş? Valles bu binada yaşıyor. Batuş, burası bina bile değil. Burada Çırak yaşıyor ve usta yaşıyor ve bunlar... Aa, gerçi onların binası, pardon Batuş. Salak. O kadar da bir şey söyleme bana. Tam Bay Kaplumbağalar. Gelin. Gelmiyorsunuz demek, tamam. Şimdi envanterimde biraz yere ihtiyacım var. Bunları bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Feneri de bırakıyorum. Şimdi ihtiyacım yok. Odunlarımla azıcık bir tane crafting table yapıyorum kendime. Tamam. Şimdi Bay Kaplumbağa adamlar için bot üretmem lazım. Onları çünkü tekneye bindireceğim ve onları kendi okyanusuma götüreceğim. Tamam, şimdi kendime tekne yapabilirim arkadaşlar. Ama bu kadar envanterime sığmaz ki. Tamam, şimdi birazcık bota ihtiyacımız var. Bay Kaplumbağalar, gelin, yemek var. Onlar yosun yemeyi seviyordu değil mi? Ha, deniz otu. Tam botlarını buraya dizeceğim. Sonra hepsi bota binecek. Evet, hepsini bota bindireceğim. Lan botları ters koymuşum. Şu botları düzelteyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar, biliyorsunuz önceki survival'dan önce bir tane anladığınızda video atmıştım. Öyle değişik bir Minecraft videosuydu. Öyle videoların daha fazla gelmesini istiyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Survival dışında ayrıca öyle videolar. Eğer isterseniz atabilirim. Hayır, Creeper patlama burada. Berk Muhammed'in evinde patla. Arkadaşlar, az önce Muhammed'in yanına gittim. Bana dedi ki mızrağım çok gereksiz dedi. Ama mızrağım gereksiz değil. Mızrağım işe yarasın diye ben evimin altına okyanus yaptım. Evet Batuş'cum, biz böyle adamlarız, anladın mı? Hepsi ay balık adam Yunus adam için. Ay balık adam Yunus adam. Seni her şeyden çok özlüyorum. Bay balık adam Yunus adam. Seni ben öldürmüşüm, senin katilin benmişim. Aşağı senin için okyanus yaptım, farkında mısın? Her şey senin için bay balık adam Yunus adam. Seni gerçekten çok özlüyorum. Sen öleli... Oha lan, 4 ay olmuş. Ne kadar zamandır video yapmıyorum. Neyse, sen öleli 4 ay olmuş bay balık adam Yunus adam. Bay kaplumbağanın hazinesini öğrenmek için yerinden yani her şeyi yapıyorum senin için. O yüzden onları botlara binip aşağı götüreceğim. Beni bekle. Artık kimse beni sevmiyor arkadaşlar, hiç arkadaşım yok arkadaşlar. Tam deniz otlarımız dolduğuna göre onları bota bindirip hepsini aşağıya götürebilirim artık. Bay Kaplumbağa adam ordusu, gelin gelin, deniz otu, deniz otu, deniz otu. Aslında onları aşağı götürmem lazım, yumurtalarını da götürebilirdim bir şeyler yapıp, ama o şekilde olmayacak. Siz ölü Salih. Yani. Hayır Batu, şöyle söyleme. Ölü Salih, Melih'i mi özledin? Sende de bu şarkı çalıyor. Ölü Salih, beni bekle, seni bir gün kurtaracağım. Orada bekle Ölü Salih. Evet Ölü Salih, güneşte yanmayın diye size güneş kremi getirdim. Botuma vurma. Neyse arkadaşlar, sanırım uyumam gerekiyor. Ben hemen sabah olana kadar bekleyeyim, geleyim. Abi bir tanesi gelmiş bile. Bay Kaplumbağa 1. Ölü Salih, ne oldu, yanmıyorsunuz? Ölü Salih. Ölü Salih hiç konuşmuyor arkadaşlar. Yaşayan bir ölü çünkü. Gelin buraya Bay Kaplumbağalar. Evet, bana gelin, bana gelin. Otlar burada. Ot yemek isteyenler buraya. Ot yemek isteyenler bota binsin. İkisi de bindi. Botu ben nasıl kullanacağım şimdi? Hayır. Botta sen bari buraya. Tamam, sen de buna bin. Sizi suyla akıta akıta götürürüm ben bir şekilde. Tamam. Diğerlerine biraz alacağım ama ondan önce aklıma gelen bir şeydi. Bay Kaplumbağa'yı layık bir şekilde bir okyanus haline getirmem lazım orayı. Orayı daha güzel bir okyanus yapacağım. Burada bir sanki sıkıntı var gibi ama. Tam düzeldi. Arkadaşlar şimdi bakın, okyanusun yarısını birazcık ışıklandırdım. Diğer yarısını da ışıklandıracağım şimdi.
Çünkü backup muar kaybolabilir. Ve şu delikleri de kapatmam gerekiyor. Yine gerçekten kendinden kaçabilirler. Onları ayarlayıp gidiyorum. Yani şimdi canlıyında sizlerle beraber yapacağım onu. Arkadaşlar, denizi ışıklandırıyorken bir şey fark ettim. Muhammed kaplumbağalarımı kaçırmış. Onu operasyon düzenleyeceğim. Biraz sessiz olun arkadaşlar. Hayır Batuş, gülme, sessiz ol. Bizi anlayacak. Sessiz ol. Biliyorum çok komik gözüküyor Berk Muhammed. Ne yapıyor şu an bilmiyorum. Sapık herif. Göz göze mi geldik yoksa? Şu dışarıdan nasıl gözüküyorum? Evin altına giriyor. Arkadaşlar sessiz olun. Bay Kaplumbağa adamlar. Biliyorum. Sizi Bay Kaplumbağa'nın hazinesini bulmak için ürettim. Ve buldum. Ama ben sizi çok seviyorum. Çünkü benim arkadaşım yok arkadaşlar. Yalnızım zaten. Ve bu konu okyanusların kralı kızdırmış olabilir. Of ya, sinirim bozuldu. Hayır Bay Kutsal, okyanus denizlerinin kralı. Bir daha sinirinizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Ve onları kurtaracağım, merak etmeyin. Ve arkadaşlar, birkaç saattir okyanusu ışıklandırıyoruz canlı yayında. Ve böyle oldu. Birazcık yosunlandırdım, ışıklandırdım falan. Böyle bir şey oldu. Zemine mercan da koyacağım. Birazcık bu arada daha çok kazacağım zemini. Böyle düz olmayacak ve kumla falan da kaplayacağım. Daha güzel yapacağım. Birazdan adayı yapmaya başlayacağız ve muhteşem olacak. Buraya liman falan yapacağım. Batık gemi falan da yapacağım. Belki batık gemiyi, limanı falan canlı yayınlarda yaparım. O yüzden öyle görmek isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi ben buraya birkaç detay daha eklemeye devam edeceğim. Aa, Creeper. Burası şu an iyi durumda. Bay Kaplumbağaları oraya göre götüreceğim. Muhammed'in elindekileri de kurtaracağım, merak etmeyin. Arkadaşlar, yayında şu an herkes Ümidi Su içiyor, izlememi istiyor. Eğer onu izlersem bütün okyanusu içerim. Hayır Batuş, maalesef şaka değildi. Gerçekten içerim. Ümidim ben. Neyse, Bay Kaplumbağalar, sizi almam lazım. Dandik paketten Bay Kaplumbağalar. Önce sizi götüreceğim Bay Kaplumbağa adamların arkadaşı adamlar. Ama bota çok binmişsin. Sizi nasıl bottan çıkaracağım? Arkadaşlar, Bay Kaplumbağa adamları öldürmek istemiyorum. Hemen düşünmem lazım, hemen düşünmem lazım. Bu tekneler çok büyük. Kaplan tekneden daha bir kaplanın titbox'ları ve tekneden daha çok olduğu için daha 5 kat büyükten uzaktan dıştan vurman lazım ve kırmızının tam kendine vurman lazım. Evet Batuş. Doğru dedin, doğru dedin. Doğru söyledim Batuş. Şimdi tam şuraya vurursam tam bu... Hayır! Bay Kaplumbağa adamın arkadaşı. Onu öldürdüm. Ben yaptım. Hadi Bay Kaplumbağa, eve gidiyoruz. Evet Bay Kaplumbağa, sana evde çok iyi bakacağım. Ama diğer arkadaşını da çok üzülüyor. Evet Bay Kaplumbağa, ama okyanusumuz çok güzel gerçekten. Salak. Hayır Batuş, bana söyleme. Evet Bay Kaplumbağa, aşağı atlıyoruz Bay Kaplumbağa adamın. Arkadaşı! Arkadaşı! Evet, iyisin. O neydi? O ses neydi? Çok ayıp Bay Kaplumbağa. Ne dedin Bay Kaplumbağa? Ha, anladım o zaman. Evet Bay Kaplumbağa, orası seni yenebilirim. Burada 100. Arkadaşlar bakın, çok iyi değil mi? Ve ben diğerlerini de bu şekilde itireceğim. Artık burada yaşıyorlar. Ve buraya da... Nereye gidiyor? Aksotlarla sakın savaşma. Arkadaşlar, başka bir günden videoya devam ediyoruz. Bay Kaplumbağa adamın arkadaşı adam. Ne yapıyorsun? Niye okyanusta değilsin? Evime geldin. Salak. Hayır Batuş, ona söyleme. Bay Kaplumbağa adamın en iyi arkadaşı adamın adam. Evimde eşyalarımı mı çalmaya çalışıyorsun? Onu hazine mi koyacaksın? Evet mi? Peki nasıl eşyalarımı çalmazsın? Ne? Kanalına abone mi olsunlar? Peki kanalın adı ne? Bay Kaplumbağa adamın adamın yani en iyisi kanalı adam. Batuş yine bizim aklımıza elmedi. Dahisiniz ailecek. Ama arkadaşlarını da getireceğim, bekle sen. Arkadaşlar, bu arada niye böyle oturduğumu sormayın. Hayır hayır, düşündüğünüz şey değil. Hayır Batuş, bir saniye, anlatmama izin ver. Arkadaşlar, bugün duş alıyordum. Pazar duş alıyordum okula gitmeden önce. Hayır Batuş, bir saniye, anlatmama izin ver. Sonra duşta bir anda yere düştüm. Salak. Batuşcum bir saniye. Duşta bir anda yere düştüm ama asıl sıkıntı bu da değil. Bir anda ayağa kalktım, sonra sırtım musluğa ayırdı, sırtım yarıldı. Ama olay bu da değil. Ondan sonra sırtıma pansuman yapmam gerekti ve biliyorsunuz arkadaşlar, ben yalnızım. Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Yalnız olduğum için yapamıyorum. Ondan sonra aklıma böyle düşündüm. Ve dahice bir fikir geldi. Ve sırtıma nasıl pansuman yaptım biliyor musunuz? Önce duvara çift taraflı bant yapıştırdım. Sonra sırtıma duvara çarptım. Sonra sırtıma bant yapışmış oldu ve ben de iyileştim arkadaşlar. Evet öyle işte. Ciddiyet, gerizekalı. Hayır Batuş, benimle dalga geçme. Neyse arkadaşlar, hikaye böyleydi işte. Arkadaşlar, şimdi ben bu adanın yapımına başlıyorum. Tahminimce büyük bir ada yapacağım. Çünkü dediğim gibi okyanusu da büyüteceğim. Yaklaşık 15 saat falan sürer diye düşünüyorum kafan. Çünkü ne yapsam 10 saatin altına düşmüyor artık. Çok eğleniyorum. Hayat başka türlü geçmiyor bile. 2 gün falan sabahlayacağım ve en çok ondan haz alıyorum biliyor musunuz? Az uyuyarak yapmak. Belki bir gün öleceğim. Ama size bunu bırakacağım miras olarak. Anladınız mı? Evet usta, sizi adaya alacağım. Ne dedin? Yine bir şeyler kemiriyorsun usta. Uyurken benimkini falan kemirme. Evet Batuş. Usta bana bakıyor. Ne oldu usta?
Usta! Ne yaptın bana usta? Usta ne oluyor usta? Usta anı... Usta ne yaptın bana? Yine anılarım aklıma geliyor usta. İyi ki bir uyudun usta. Usta hayatımızı mahvetti usta Batuş. Hayır Batuş. Gülme bana. Çırak usta sana bir şey yaptı mı? Sana da mı aynısını yaptı? Ben hiçbir şey hak etmiyorum. Yine bu evde mi yaşamalıyım yoksa? Bu evde yaşarken hayat kötüydü ama güzeldi de. Evet hayat... Aa bir bana hazine falan bırakmamışlar. Bu yatak uyurken en azından her şey daha rahattı. Step Prime Stuck. Neyse neyse. Harika işler. Ada yapmak için biraz toprak ve kum toplayacağım. Çünkü biliyorsunuz adalar toprak ve kumdan olur. İçi toprak dışı kum olacak. Aynı benim gibi. İçim sevgi dışım üzgün. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar geçenki videoda çok üzüldüm. Her şey onun yüzünden. Neyse. Aa ondan mesaj geldi. Evet arkadaşlar hayatım düzelmeye başladı. Neyse ben birazcık toprak toplayıp geri döneceğim. Çünkü adayı yapmaya başlamamız gerekiyor. Ümidim ben. Birazcık toprak topladım. Bunları adada kullanacağız ama bu kadar yeterli olmayacak. Ve adanın içerisinde elmastan kale yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çocukken ben işte 4. sınıftayken Nedret fenerim yok diye dalga geçiyorlardı benimle. Ama şöyle bir şey daha vardı. 3. sınıfta da elmastan kalem yok diye dalga geçiyorlardı. Hayır Batuş bu komik değil işte. Senin gibi herkes bana dalga geçiyordu. Lütfen zorbalık yapma Batuş. Sadece Berk Muhammed'i zorbalayabilirsin. Doğru dedin, doğru dedin. Evet Batuş. Hadi küremizi tamir edelim. Çok acıktım, yemeğe ihtiyacım var. O yüzden Muhammed'den yine yemek çalmaya geldim Batuş. Sessiz ol Batuş çünkü biz hırsızız. Evet Batuş hırsızız. Ama çok iyi hırsızız çünkü annenizin kalbini bile çalamadık daha. Salak. Doğru dedim Batuş şu an konu değil. Muhammed çalmayayım diye artık kavuşları buraya koymuyor. Hayır! Ama salak bunu düşünmemiş. Ben de bunu çalıp yerim. Al Muhammed oyuna girdi. Melih! Bana tamir lazımdı Melih. Senden almadım çünkü sen işi bırakmışsın Melih. Ölü Salih seni dışarıda bekliyor Melih. Ölü Salih'i çok mu özledin? Ona böyle mi yapacaksın? Hayır Melih. Ben gidiyorum buradan Melih. Tamam şimdi küremize tamir basıyoruz. Şimdi de birazcık da kum kazacağım arkadaşlar. Çünkü ada için ihtiyacım var ama önce toprakları eve bırakmam lazım. Evet bir sürü toprağımız oldu ve daha çoğu da ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Hayır! Bay Kaplan arkadaş adam en iyi adam. Yine arkadaşlar eşyalarımı tam çalıyorken orada baskın yaptım. Daha fazla dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmam lazım ki hırsızlar yakalanmayayım diye. Bay Kaplan bu adam aranıyor şu anda. Arananlar listesinde. Onun üzerine bir ödül koyacağım arkadaşlar yakında. Neyse ben kum kazmaya diyorum. Arkadaşlar azıcık kum da topladım. Şimdi... Videonun asıl konusuna ucundan başlayabiliriz. Şuraya ada yapacağım. Adayı 40'a 40 ve 50'ye 50 yapmak istiyorum. Çünkü burası 115'e 110 gibi bir büyüklüğü var. Adayı 50'ye 50 yapmak istiyorum ve burayı da 200'e 300 falan yapmayı düşünüyorum. Öyle planlarım var. Şimdi bence buradan bir başlayalım adaya. Önce bir kafamda bir şablon çizip size sonra göstereceğim. Adayı en azından yatay olarak tam ortalamak istiyorum. O yüzden buradan büyüklüğe bakacağım. -153'e. Evet ve bu mızrağımın da sebebi bu okyanusta çok güzel krallar gibi gidebiliriz. Konuşurken sayıyı unuttum. Arkadaşlar sayıyı unuttum. Hayır. Aslında unutmayıp da rol yapmıyorum. -153 olduğunu biliyorum. Çeteyi -153'e çizdim. -153'ten buraya -114 blok var. Yani bir de artı bir ekliyorsunuz. 115 blok. 115'in ortasını almamız için kaç yapmamız lazım? 57 mi oluyor? Evet 57.5 tam ortası oluyor, yarısı oluyor. 57 buradan 57 oradan getirirsem tam ortasını buluyorum. Evet. Ben en fazla 10'a kadar sayılıyorum. 57'den nasıl getireceğim? Bir şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Arkadaşlar tam ortasını buldum. Vales bu binada yaşıyor. Hayır Batuş. Burada bina bile yok. Bari okyanus deseydin. Tam ortasını kum yapacağım. Kaybetmeyeyim diye. Şimdi buraya 30'a 30 yapmak istiyorum şu anda. O yüzden önce buraya iki tarafa da 14 gidersem 29 29 sağlıyor ama evet sıkıntı değil. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah artık böyle bir yöntem buldum. 2, 2, 3, 4. Bakın. Bu her ok 10 demek sonra da üzerine sayıyorum. Bu tarafa da aynısını yapacağım. Şimdi bir şablon oluşturup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar adanın tam ortasını buraya almaya karar verdim. Tam ortaya buradan alacağım çünkü büyütünce karaya çok yakın olacak diye düşündüm. Burayı zaten kazıp genişleteceğim. Adanın tam ortası burası değil Batuş. Neresi biliyor musun? Adanın ortası D.
Evet Batuş yine güldüm. Mizah seven çok düşmüş. Arkadaşlar şimdi adayı birazcık yuvarlak gibi tam simetrik olacak şekilde bir şey. Lan Lavine bunu sen mi gönderdin? Neyse neyse. Ada hakkında ne düşünüyorsun Batuş? Ciddiyet. Gerizekalı. Hayır böyle söyleme. Lavlarda mı yiyeceksin her zaman? Bu ada senin olacak ve burada yiyeceksin. Burası sana miras kalacak Batuş. Adayı burada daha da büyüteceğim. Yani şu an basit bir yuvarlak çekmek istedim orta boyutta. Çünkü etrafında birazcık blok ekleyip bu adayı daha da istediğim kadar büyütebilirim şu an. Tam orta merkezi burası oldu şu an. Elmas Kale tabii ki de buraya sığmaz. Şuraya kadar falan ada gider. Belki ortasını biraz daha şuraya falan alırım. Onu da değiştiririm daha sonra. Ama şurada bir delik var ve buraya girmek istiyorum. Evet evet evet. Tek denemede. Arkadaşlar tek denemede girdim. Ve burası buraya geliyormuş. Laz'ın çiftliğine geliyormuş. Evet arkadaşlar. Amcamın koyunlarını kaçıracağım. Hadi amcamın koyunları. Buradan girin. Sizi okyanusa götüreceğim. Size özel yer yaptım. Hadi bay amcamın koyunları deliğe girin. Nerede olsaydı hemen girerdi. Oğlum girsenize. Evet lan. Kimse istekli yapmadı bunu. Ama siz girersiniz. Hadi. Bu çok istekli duruyor. Evet evet evet. Sen adın bay amcamın koyunu Mervan olacak. Bay amcamın koyunu Mervan. Hayır. Arkadaşlar çok fazla hayır diye bağıramadım. Ama siz yorumlara benim yerime de hayır yazar mısınız? Çünkü daha fazla bağırsam evden atılacağım gibi hissediyorum. Neyse bu adayı birazcık içini doldurmaya başlayayım da. Ondan sonra ada çok daha güzelleşecek. Ve bu arada arkadaşlar yayınlarda video dışı bir şey yaptım. Kendime bir hapishane yaptım. Ve buraya yeni XP farmı yapıyorum. Çünkü evimin altındaki biraz sıkışık kaldı. Buraya sonsuza kadar en yüksek kadar giden kaktüs farmı yapacağım. Ve sonsuz XP'lerimiz olacağız. Ve sonra o XP'leri satacağız. Zengin olacağız Batuş. Evet. Hadi gizli sığınağımızı açalım. Burada bir değişik bir gölge var. Evet, şimdi oraya geldik. Şimdi yeni bir şeyimiz var. Buraya iki kere basınca değil, ters çevirdiğimiz zaman buradaki eşyayı, buradaki lavlar akmaya bırakıyor. Biliyorsunuz burada her yerde lav olan şeyler var. Efsane. Evet, bu tuş muhteşem. Buradan aşağı indiğimiz zaman böyle sadece lav var. Acaba ne diye soracaksınız. Bunu böyle kapatıp açabiliyorum bu tuşla. Şu an bu sistem bozuldu. Salak. Hayır böyle söyleme. Burayı kaç saat yaptım biliyor musun? Aslında burada bir sürü fırlatıcı var. Hepsinin içerisinde lav kovası var. Lav hapishanesi. Burada ortadan bir tane hücre asacağım. Ondan sonra içine de Berk Mamidi veya diğerlerini veya onların hayvanlarını koyacağım. Ve hiçbir şekilde buradan kaçamayacaklar arkadaşlar. Evet Batuş biz kötü adamlarız. Şu okyanustan daha büyük bir okyanus yapacağım evimin altına. Sadece şurada bir okyanus olacak. Arkadaşlar ben sönmezi unuttum aşağıda. Buranın savaş kralı sönmez olacaktı. Bekle sönmez senin için ip getireceğim. Yoksa sen oradan asla çıkamayacaksın. Evet, evet burada bir yerde kesin ip vardır. Bir tane kayışa ihtiyacım var. Çok mu şey istiyorum hayattan? Aa evet. Çok şey istemiyormuşum demek ki Batuş. Evet sönmez seni kurtaracağım. Merak etme seni buradan çıkaracağım. Aa hayır sönmez pardon. Sana vurmak istememiştim. Üzgünüm sönmez beni affeder misin? Hayır sönmez bana vurma. Bana niye tükürdün? Bak şimdi sana yol yapıyorum seni yukarı çıkaracağım sönmez. Geliyor musun? Bir daha aşağı sıkışma sakın. Gel sönmez. Ama sakın bu alevlere düşme. Hayır sönmez ölme. Suya gel gel. Suya gir. Ay su değil burası. Suya gel suya gir suya gir sönmez. Sönmez tahtın başından ayrılmaman lazım. Yoksa buradaki ateşlerde falan ölebilirsin. Neyse arkadaşlar ben adaya devam ediyorum. Okyanustaki adayı bitirmeliyim. Arkadaşlar burayı düzelttim bakın. Buradaki tuşa bastım. Salak. Evet bu tuş tuş yok ama bir saniye ver bana. Benimle alakalı bir durum değil. Ah. Tuşumuzu çalmışlar. Tamam bunu koyalım. Bu tuşa bastığım zaman buradan her yerden lav akıyor. Ve burada bir kafes var. Buraya istediğim her şeyi kaçırabileceğim. Evet Batuş kötü adamlar olacağız. Biz de pis oynayacağız. Biz de artık kötü şeyler yapacağız. Acaba buraya kimi kaçırsam ne düşündüm. Sonra fark ettim ki Muhammed kendine... Oh düşüyordum çok çok korkunçtu. Furkan bu arada burayı patlatmıştı. Buraya ben uğraşıp düzelttim birazcık. Sönmez ne yapıyorsun burada? Neyse Sönmez sen ne yapıyorsun diyorum. Sen ama yaşa orada bir şeyler yapıyorsun Sönmez. Sönmez bir şeylerin peşinde arkadaşlar. Muhammed hazır sunucuda değilken Muhammed'in faresini kaçıracağım arkadaşlar. Ya gelme gelme. Gel. Şimdi bana kayış lazım. Tam burada kayış buldum. Şimdi bakalım oraya ne kaçırabiliriz. Daha oraya tam olarak sistem yapıyordum. Deneme olarak bir şey kaçıracağım. Burada acaba hiç Muhammed'in evcil hayvanı var mı? Burada! Splinter Sensei! Muhammed'in gergedanı! Arkadaşlar gergedanı kaçırmamız lazım. Atla halıdan. Aa halıdan atlayamıyor. Salak bu ya. Gel! Beni takip et. Gel. Bay Kutup Gergedanı. Gel Muhammed sana yanlış isim koymuş. Senin adın Bay Kutup Gergedanı olmalıydı. Çünkü hem...
Soğuğa benziyorsun, sen de gerginansın. Hayır, ayıya vurmayın. O emanet. Lan ayı bırakın, ayı bırakın. Hayır, 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 hayır. Uyumam lazım. Bunlar bir ölsün. Gerginanı geri alacağım oradan. Lan benim yoluma creeper koymuş. Onu öldürmem lazım. Ah. Gördünüz mü, yok oldu. Gerginan buradan gitmemiz lazım. Yoksa hipopotam mı demeliyim? Yine mi yanlış biliyordum acaba hayvanların ismini? Ah gel. Umarım seni gizli sınağa kadar güzel götürürüm. Senin gözlerini kapatmam gerekiyor ama sakın yolda bakma, tamam mı? Gizli sınağı görmemen gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu hipopotam çünkü suda yüzebiliyor. Ciddiyet, gerizekalı. Hayır Batuş, sen niye başka hayvanlarla kötü anlaşıyorsun her zaman? Diğerleriyle güzel anlaşman gerekiyor. Evet hadi benimle, seni çok güzel bir yere götürüyorum. Sana asla kötü hiçbir şey yapmayacağım. Sana çok iyi davranacağım, tamam mı? Neden bu hallere düştün? Bir insan neden Muhammed'in evinde yaşamak ister? Demek öyle. Ama ben olsam hapse girmeyi tercih ederdim. Evet buraya gel güzelce. Ben sana gerekli olan adaleti uygulayacağım. Evet bak harita. Bakma, çok fazla bakma. Dikkatli yürü, sakın ölme. Lavlar niye kapanmadı? Ha tam şimdi kapandı. Oh tamam, burası yine bozuldu sandım. Geçen lagdan bozulmuştu. Hayır iyi olacaksın, merak etme, iyi olacaksın. Ne demek istersin ona Batuş? Vales bu binada yaşıyor. Bir kere de beni rezil etme. Burası bina ama üstü bina, burası bina bile değil. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmak istiyorum ama zamanım yetmedi. Sonraki bölümde yapacağım. Bu tuşa bastığım zaman hem lavlar kapanacak hem de bu aşağıdan yol açılacak bu kafese doğru. Ve o hepsini oraya saklayabileceğim. Evet benimle el. Hayır hayır. Gel buraya, gel buraya. Hayır gel buraya. Aferin, böyle dur, böyle dur, böyle dur. Şu delikten geçersin belki. Evet. Baksana şuna Batuş. Hayır hayır hayır. Yine mi ya, yine mi? Aynı sahneyi ikinci kez düşürüm. Niye tuş gitti? Hayır. Arkadaşlar. Abi ray bulmuşum. Şimdi bana düğme lazım. Çünkü oradaki lavla tekrar aktifleştiremiyorum. Geçici olarak şuradaki tuşu alsam. Ah. Evet. Ve şimdi. Bir daha asla oradan çıkamayacaksın çünkü Berk Mehmet buraya asla bulamayacak. Evet şu an hayatın çok değerli çünkü artık Berk Mehmet'le yaşamıyorsun. Bunları da böyle kapatalım ve buradan gidelim. Arkadaşlar hayatının sonuna kadar orada kalacak. Ve onu bir daha oradan asla çıkarmayacağım. Çünkü canım öyle istiyor. İstesem belki çıkarırım. Ve niye böyle duruyorum diye kamerada sormayın çünkü sırtım yaralı arkadaşlar. Burası niye açılmıyor? Açıldı. Ve evet buradan da çıkıyoruz artık. Arkadaşlar burada iki tane kaplumbağa var. Bunların botunu nasıl kıracağım? Evet ben bir dahiyim. Belki. Buraya el bay kaplumbağa, şu bota bin. Bay kaplumbağa adamın kaplumbağa adamı. Evet gel, seni de aşağı ötüreceğim. Ama sakın eşyalarımı çalmaya çalışmayın. Buna eğer bir kişi bile cüret ederse neler yapacağım herkes bilir. Evet. Bak sana arkadaş, bunu isteyerek yapmıyorum, beni yanlış anlama. Bu bay kaplumbağa. Artık benim okyanusumda yaşayacaksınız. İkiniz de çok güzel. Ve arkadaşlar dün birazcık işlerim olduğu için bu adayı çok fazla yapamadım. Ama yarına kadar sabaha kadar uyumayıp bu adayı bitireceğim. Çok güzel bir şey olacak. Öyle. Şimdi ada yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi buraya kaplumbağa yumurtalarını ekeceğim. Biliyorsunuz kaplumbağa ağaçtan çıkıyor. Salak. Hayır Batuş, bak işte yumurta ağacından çıkıyor. Ektik buraya. Tohum bunlar. Ağaç olacak sonra kaplumbağa çıkacak, neyse. Aynı Merve'nin tırnaklarını ekmem gibi. Onları ayağa çıktım bilmiyorum. Şimdi ben buraya bir tane okyanus tapınağı yapacağım. Evet kendi okyanus tapınağımı da kendim yapacağım. Balıklar için. Aksotlar burada yaşıyor biliyorsunuz ve güzel şekilde yaşamalarını istiyorum. Burası köşe olacak. Sonra iki oluyorsa araya 5 boşluk bırakacağım. Sonra buraya bir tane daha böyle kulesini dikeceğim bunların. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bazen survival dışı videolar atıyorum Minecraft'ta. Yani değişik içerikler oluyor, başka şeyler oluyor. Öyle videoların gelmesini daha fazla istiyor musunuz? Yoksa sadece survival mı atayım? Ama biliyorsunuz survival artık düzenli atıyorum zaten. Yayınlarda düzenli oynadığım için. Arası 5 boşluk değil mi? 2, 4, 5. Birazcık daha koyalım bunları. Şöyle şöyle böyle böyle. Ah. 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 Birisi görünmezlik iksiri içip bana saldırıyor sandım. Ama sadece nefesim bitmiş. Böyle olacak. Yani en iyi tapınağını yapıyorum şu anda. Sonra bir kat daha çıkacağım ve tapınak neredeyse bitmiş olacak. Evet arkadaşlar bakın, okyanus tapınağı bitti. Gerçekten çok iyi olmadı mı? Bence muhteşem. Azıcık da şöyle şunlardan koyalım üstlere. Biraz dengesiz mi sanki? Hayır dengesiz değil. Giriş bir olacak. Evet çok iyi oldu. Ve sadece balıkların girmesi için olduğu için böyle olacak yükseklik. Tam buraya da altın saklayacağım. Altını da buraya koyduğum zaman... Hayır oraya altın koymayacağım çünkü Batuş onları çalar.
Evet Batuş, hoşuna gittiğini biliyorum hırsızlığın. Tamam şimdi böyle yaptığımız zaman. Arkadaşlar bakın, suyun altında küçük tapınağımız olmuş oldu. Bence çok iyi. Araları böyle etrafta mesela şöyle bir gemi batığı falan yapacağım. Her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar son bu videonun başına çekeyim, üzerinden 2 hafta falan geçti. Ada en son böyle oldu. Üzerine bir şey yapamadım. Ama şimdi burayı birazcık ağaçlandırmak istiyorum. Çünkü buraya birazcık tropikal ada gibi de yapacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazılarınız ben böyle farklı içeriye geçtiğim için falan Minecraft'ı bıraktığımı düşünmüş. Hayır arkadaşlar, iki izlendik diye özümüzü bırakacak değiliz. Sadece o şekilde video yapmak benim hayalimdi ve öyle videolar da her cuma gelecek. Onun yanında Minecraft videosu da haftada 2 veya 3 gelmeye devam edecek. Değil mi Batuş? Evet Batuş'um, bu kez bana küsmemişsin bile. Siz eğlendiğiniz sürece, keyif aldığınız sürece, mutlu olduğunuz sürece ben oyun videoları da atacağım. Zaten yayınlarda oynuyorum. Yayınlara da gelebilirsiniz. Ama sadece mesela şu an bu video bu kadar kısa olmayacaktı. Daha uzun olacaktı. Ama sadece şu aralar neredeyse hiç zamanım yok yeni içeriklere geçtiğim için. Ama toparlanmaya ve alışma süreci için ve zamanımı da daha yönetebilmem için çok azıcık bir vakte ihtiyacım var. Ondan sonra yine eskisi uğraştım Minecraft'ı öğrenecek. Bu videoda 10 saat falan uğraştım herhalde ucundan baktığımız zaman, ama olsun. Zaten sonraki Minecraft videosu baya büyük bir video olacak. Öyle şeyler yapacağım. Lan ağacımız çok iyi oldu. Hayır olmadı. Ciddiyet. Gerizekalı. Hayır Batuş, bana söyleme. Kız ağaç falan çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle bir ada oldu şimdilik. Ben yayında bu adayı bitireceğim. Yayına gelebilirsiniz. Şu an videoyu atmak için ve başka şeyler yapmak için zamanım yok. Dediğim gibi oyun videoları da gelecek. Açıklamadaki diğer kanallarım da var. Oralardan da beni izleyebilirsiniz. Benim en sevdiğim oyun Minecraft sonu. İşte ben Minecraft'ı hiçbir zaman bırakmayacağım. Anladın mı? Ne kadar izlenirsem izleneyim, ben oyun videosu çekmeyi bırakmayacağım. Çünkü bu şekilde başladım da ben bundan keyif alıyorum. Bunu seviyorum. Neyse arkadaşlar, videomda ben size çok umarım beğenmişsinizdir. Özür dilerim bu arada. Video birazcık kısa oldu normal videolara göre. Ve videonun ana amacını tamamlayamadım. Ama yayın arasında tamamlayacağım. Sonraki videoda adamız olacak. Ve adayı buraya bir yere elmastan kale yapacağım. Evet, elmastan kale yapacağım. Ve sonraki bölümde kendi fotoğrafımı inşa ettiğim bir video olacak. O da 60 saat falan sürer büyük ihtimalle. Bir videom daha, ben size çıkamıyorum. Beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla videom istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Cuma günü de şey gelecek işte. Yeni bir eğlence içeri gelecek. Öyle. Bay Kırmızı Balçık, bu sen misin? Hayır, bu Bay Kırmızı Balçık değildi. Gerçekten çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar, Bay Kırmızı Balçık da aklıma geldi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.